Bak reisimiz bu. Bir buçuk yıldaki değişim abi. Benden yakışıklı pezevenk ne diyorsun? Şimdi burada birkaç kız da benden güzel mi diyeceğim. Bak sol alttan bakın sürekli tarihe. Videonun başını mı kaçırdın? Ah. Çocuk bu. Sonra dönüşmeye başlıyor. I'm just sitting here minding my own business and my dog is having a fit. Oh my god, there's a truck in my driveway. Daha gitmedi, daha gitmedi, dur. Burada ilaç almaya başlıyorum. Ben farkında olmasam yürürüm bu arada. Ben söyleyeyim yani. Bayağı güzel bir kız oldu. Tabii makyajın etkisi var bu arada. Abi inanılmaz değil mi ya? Melek gibi kız olmuş ya. Melek gibi kız olmuş. Oğlum yani gerçekten bu süreçte bir tek memeye mi takıldınız lan? Meme ne var? En kolay şey gidiyorsun istediğin CC'yi taktırıyorsun ama 100'lük, 200'lük, 300'lük, 500'lük, 600'lük, 1000, 1500. 4000'ler var hani var ya böyle bu dizine kadar düşenler. Onlar başka bir şey o çok kötü. Sesini merak ettim. Ben bu kadar izlemedim videoyu. Var ya bir de üst dudak koydu mu tamam.
Bak bunu hiç size göstermeseydim, yemin ediyorum videonun burasını alsaydım. Arkadaşlar kız çok beğendim desem. Bir kişi erkek demezdi bak. Bir kişi, o kadar eminim ya. Demezsin abi. Der misin? Bir kişi demez bak. Keşke öyle alsaydım lan videoyu. Aa niye öyle bir şey yapmadım amına koyayım? Baksanıza oğlum çok güzel değil mi kız falan diye böyle sonra zonk diye bunu açıyor anda bu. Amatör yayıncı. Vallahi amatörlük yaptım ya. Keşke öyle yapsaydım. Kalbin temiz ya. Neyse dur bakalım. Enteresan. Bir de şimdi size şeyi izleteceğim. O da çok ilginç. Kızdan erkek oluyor. Ama fena. Bayağı erkek oluyor. Bekle. Buldum. Bekleyin. Anda bu. Bak şimdi. 98 doğumlu bir kız kardeşimiz. Ancak diyor ki ne yazık ki kız doğdum diyor. Hiçbir zaman kız gibi hissetmedim. Daha çok küçük bir erkek çocuğu diyor. Bu arada bayağı erkek çocuğuna benziyor ha. Yani işte diyor hiçbir zaman diyor prenses olmak istemedim ya da onun gibi şey diyor. Her zaman çocukluğumda korsan olmak istemiştim diyor. Erkek içgüdüleri var. Erkek gibi zaten. Geçiyorum buraları sıkılmayın. Şimdi 13 yaşına kadar kız. Bu sorunları yaşamış hep erkek gibi giymiş falan. Lan bir fotoğraf koy. Ya diyor ki işte kadın olduktan sonra 14 yaşına geldikten sonra işte o adet dönemleri falan başladıktan sonra artık daha çok kız gibi giyinmeye başladım diyor. Dur bakayım burada bir yerde şeyi vardı. Neyse izleyelim hadi ya. Şifren ne diyor lan? Bu 16 yaşına geldiği zamanlar. A few months later the day finally arrived. İşte 6 ay sonra o gün geldi diyor. Saçını kesmiş. Ve her gün işte hayat değişmeye başlamış. Diğer insanlarla konuşmaya başlamış, internet araştırmaya başlamış. Durun lan daha benim namı ne diyorsunuz? Daha testosteron geliyor işin içine. İlk bu tarihte testosteronu vurmuş. Ve başlıyor diyor. Reis ya. 3. Bak bak gördün bıyıklar çıkmaya başladı. Bak gitgide yakışıklı bir çocuk olmaya başladım. Fena. Benden erkek olur. Burada memeler gitti. Bakıyorum bacaklar falan kıllanmış. Bayağı erkek oldu ya.
Sakalı çıkmaya başlamış. Sesi daha derinden ve kalın geliyormuş. Çok mutluymuş. Bakayım sunacak mı sesini? Annesi çok destek olmuş bir yolda, onu söyleyeyim. Mama is... Bu Alman herhalde şu. You are the best mom and I love you so much. Tüm kalbiyle annesini çok seviyormuş. Hey Leute, was geht? Ich bin's Jonas. Bu öncesi bu arada galiba. Hey Leute, ich bin's Jonas. Ha, was siktir? Ein Tag auf Testosteron. Hey Leute, ich bin's Jonas. Wir haben heute den 28. Şimdi, ben bu çocuğu ilk gösterseydim falan yalarmışım. Bayağı erkek adam olmuş ya. Aslanım benim. Und das ist meine Stimme genau ein Jahr auf Testosteron. Bunlar çok tehlikeli. Şeyler çok tehlikeli abi. Uzak doğulular. Yok lan bu olmamış. Tam yapamamış o da. Var abi böyle bir sürü örnek var ya. Kafayı yersiniz yani. Takıldın mı çıkamıyorsun işin içinden. Ya Tayland'da, Mayland'da hani duyuyorsunuz, ediyorsunuz ya. İşte böyle kızla tanışıyorsun, gidiyorsun akşam. Hop. Güzel bir ön sevişme. Libido tavan. Bir indiriyorsun, langada langada diyor. Dur. Dur bakalım. Başka? Bak derleyip topladıkları var mesela. Buna bir şey diye... Ha yok lan bu başka bu şey. What? Ha siktir lan. Bir dakika bu kız böyleymiş. Oğlum her fotoğraftaki farklı gibi. Yok değil. Sonra ne olmuş? Allah Allah. En sonunda my name is Jon Snow diyecek amına koyayım. Oğlum her şey değişiyor. Çok enteresan ya. Vücut falan yapmış mı? Survivor Murat oldu. Şeyleri izlemiyorum. Ha bu kızcağız. Ha bu da erkeğe dönüyor. Ya direkt sonuna gidiyorum oğlum ya. Tamam kızcağızken. Hala aynı amına koyayım. Bu değişemedi. Abi yani bu psikopatlık falan diye nitelendirmeyin. Demek ki ya yaşamadan bilinmez bu. Bilmiyorum. Şimdi bunlar çok hassas konular yani. Ben sadece değişimlerin... Testosteron abi basınca şeyi ilacı bambaşka bir şey oluyorlar. Nasıl başarız operasyon? Benim ilk izlettiğim falan ama Tayland'da anlatıyordum işte o. Tayland'da bu işler çok ucuzmuş bir de. Baya baya böyle atıyorum. Silikon taktıracaksın göğüslerine mesela. 300 liraya mı ne tekabül ediyormuş. 400 liraya mı ne tekabül ediyormuş böyle burayla. O yüzden genelde insanlar birçok operasyon olmaya Tayland'a gidiyorlarmış. Ucuz da olduğu için. Bilmiyorum bunun estetik yaptırmayla ne ilgisi var ama. Her yer. Cinsiyet değiştirmiş insanlarla dolu. Ve hepsi çok güzel kızlarmış yani. Ben çay koyacağım. Sana lazım Tukan abi senden çok güzel. Yani yürü git lan. Türkiye ucuza gelse ama çökerler üstüne.
Cem Bölükbaş'ın yeni videosunu izler misin? Ne yaptı? Bir şey misin? Yarış mı? Neyse. Biz en son neyiz? Reymen'i izliyorduk. Ne oldu sonra? Biz nasıl buralara geldik ya?